yapmış olduğumuz organizasyonumuza gösterdiğiniz yoğun ilgiden önce teşekkür ediyorum ben sizlere. İkincisini bu yıl düzenliyoruz. Arifiye Belediyesi sponsorluğunda birlikte planladık. Yaklaşık 3 aydır Arifiye Belediyesi ile bu organizasyonun mükemmel olması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Tabii bu etkinlik sizler olmayınca bir anlam ifade etmiyor. Hepinize ülkemizin çeşitli yerlerinden geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Şu an aramızda federasyon başkanlarımız, yerel yöneticilerimiz ve dernek başkanlarımız burada. Kısa görüşlerini ve sizlere iyi dileklerini ve başarılar dilemesi için öncelikle Arifiye Belediye Başkan Yardımcımız Lütfü. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Arifiye Belediyesi olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah ben her takıma burada başarılar diliyorum ve hepinize rastgele diyorum. Arkadaşlar, Olta balıkçılığı tutkusunu bir arada yaşamak adına yerel yöneticilerimizle birlikte, belediyelerimizin desteğiyle yıllardır yapılan organizasyonlara katılıyoruz. Burada Olta balıkçılığının daha iyi yerlerde olması için beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızın bu kadar şık ve güzel bir ortamda sizleri burada buluşturduğu için ayrıca onlara, emekçilere, dernek üyelerine, federasyon başkanımıza, belediye başkanlarımıza, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en büyük balıkları hepinizin birden yakalamasını diliyorum, rastgele diyorum. Engin Uztürk, Amatör Balıkçılık Federasyon Başkanıyım. Öncelikle hepinizi rahmetli Kamil Uçbaş'ın deyimiyle, avcı selamıyla rastgele diyerek sizi selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında birçoğunuz da bu tarz organizasyonlarda yan yana oluyoruz. Bilgilerimizi, belgelerimizi, işte deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ama birçoğunuzu da zaten sosyal medyadan tanıyorum. Maşallah hepiniz burada birer favori takım olarak buraya yarışmaya gelmişsiniz. Tabii bu organizasyonların lojistik anlamda destek, belediyelerin desteklemesi bizim için çok büyük değer ifade ediyor. Çünkü biliyorsunuz STK'lar gönüllülük esasına göre çalışan sivil toplum örgütleridir. Maddi açıdan biraz sıkıntıları vardır. Onun için ben Arifiye Belediyesi'ne gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir organizasyonu birlikte yapmanın değer katmışlar buraya balık tutkunlarına. Balık tutkunları da zaten geçen sene ilk defa yaptılar. İlk defa olmasına rağmen iddialı konuşabilirim. Şu anda bu görüntü Türkiye'de profesyonel anlamda turna, yarışma anlamında söylüyorum. Yani şenliği bir kenara koyalım, yarışma anlamında en ciddi organizasyonlardan biri olduğunu gösteriyor. Onun için ben balık tutkunlarına, başkanı ve neslinde yönetimini, üyelerini, siz değerli yarışmacıları bu organizasyona değer kattığınız için canı gönülden kutluyorum. Hepinize rast gelsin diyorum. İnşallah kazasız belasız bir organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Engin Özkan, İstanbul Surf Casting Olta Balıkçıları Derneği'ndeyim. Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanıyım. Biz deniz ayağında etkinlik yapıyoruz. İki hafta sonra bizim de İstanbul'da bir etkinliğimiz var. Güzel bir kalabalık toplandı. Bunun için hem belediye, Arifiye Belediyesi'ne hem de balık tutkunlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzel, zevkli ve bol balıklı bir organizasyon olmasını temenni ederim. Hepinize başarılar dilerim. Önce merhaba diyeyim hepinize arkadaşlar. Bodrum Yarımadası Amatör ve Sportif Balık Avcıları Derneği Başkanı Mustafa Uyar. Biz Engin Başkan dediği gibi tuzlu sucuyuz. Tatlı su bize yabancı. Fakat mesele burada avlanmak değil. Bir arada olmak, sizlerle birlikte olmak. Güzel bir ortam. Ve bayağı bir ciddi emek harcanmış. Emeği geçen herkese, Arifiye Belediyesi'ne, Balık Tutkunları Derneği'ne teşekkür ediyorum. Engin Başkan'ın söylediği gibi 5-6
Ekim'de Bodrum'da bizim bir organizasyonumuz var. Biz burada acemilik çekeceğiz. Buyurun gelin. Aynı acemiliği ben size Tuzlu'da çektireyim. Ödeşmiş olalım. Rıfat Coşkun, Kartepe Motor Sportif Oto Balıkçılığı Derneği Başkanıyım. Arka saygıdeğer yarışmacılara kazasız belasız bir yarışma geçirmesini diliyorum. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Arkadaşlar birazdan yarışmamız başlayacak. Onun öncesinde sizlerden talep ettiğim bir takım isteklerim var. Hakemlerimizi belirledik. Bunların içerisinde grupları temsil eden hakem arkadaşlar da ben rica ettim. Tabii herhangi bir şaibe meydan vermemek açısından sportif bir organizasyon yapıyoruz. Bunda çok dikkatli olmak zorundayız. Otokontrolü sunup ortaya koyacağız. Çünkü 45 takımı bu alanda kontrol etme şansımız çok zayıf. Sizden ricam sırtı çekmek kesinlikle yasak arkadaşlar. Bunu ben bir spor olarak görmüyorum. Kusura bakmayın. Belki buna katılmayan arkadaşlarım olabilir. Eşit bir müsabaka olması için birbirimizi biraz da gözeteceğiz. Yanlış yorumlara meydan vermemek üzere temiz bir organizasyon olsun istiyorum. Hakemlerimize lütfen yardımcı olun. Ve tespit ettiğiniz, bizim tarafımızdan tespit edilmeyen bir konu varsa lütfen bizle paylaşın. Yani illegal bir duruma meydan vermeyin. Lütfen bunu sizden rica ediyorum. Şimdi takım isimlerini arkadaşlarımız okuyacak. Sizler için hazırladığımız bir ödülümüz var veya hediyemiz var. Günün anısına hepinize takımlarınızın isimlerini yazdığı birer masa hediye ediyoruz. Akşam yemeğimiz biliyorsunuz saat 7 olarak belirlemiştik ama biraz ötelemek istiyorum ben bunu. Neden? Saat yarışma biraz geç başladı. Uygun görürseniz 6'da biten yarışmamızı saat 7'de bitirelim. İtiraz eden var mı? O zaman 7'de yarışmamız bitiyor. 7.30'da yemeğimiz var. Arkasından da güzel bir program hazırladık. Bununla ilgili olarak da daha sonra sizi bilgilendireceğiz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Düzenlemiş olduğu turnuva yarışmasında güzel bir günle başladık. Bir tane aldık. 44 santimle başlangıç yaptık. Biz Metin Keskin 57 yaşında. Ben de 47 yaşında. Sop Time ekibi 1 olarak bu yarışmaya katıldık. Güzel bir gün olacak inşallah. İlk bir saati geride bıraktık. İnşallah devamı gelecek. Aslında Yaban TV'ye ve Arifiye Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz bu organizasyonu yaptığı için. Benim branşım değil. Bu benim kayınçom olur. Balık işi, bunların işi. Ben kara avcılığı tutkunuyum ve kara avcısıyım. Bizim işimiz çulluk, bıldırcın, keklik bunlar. Böyle böyle dedi. İşte sezon kapandı, av sezonu kapandığından sonra balığa gidelim derken biz balık tutkunu olduk. Sağ olsun bizi bir balığa alıştırdı. Ve şu anda da mutluyum bu olaydan dolayı. Bir tane aldık. Bismillah dedik. Ve arkadaşlarımız gelip ölçtüler. 44 santim geldi. Devam edeceğiz. Bekliyoruz. Herkese, bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Müzik
İsmim Muzaffer Korkmaz, Balık Tutkunları Derneği üyesiyim. Bugün de oğlumla birlikte yarışmaya katıldık. İnşallah çok güzel balıklar yakalayacağız. Çok eğlenceli, ortam çok güzel. Organizasyon 10 numara. Balık çok eğlenceli bugün. Henüz balık yakalayamadık ama bildiğimiz bir avlak. Güzel bir mera, çok temiz bir suyu var. Şimdi oğluma bırakıyorum. Sen ne düşünüyorsun yakışıklı bugün Nezire? İsmim Mustafa Korkmaz. Çok güzel geçeceğine inanıyorum. Daha balık yok ama kancalarımıza güveniyorum. Daha şu ana kadar çok az ot geldi. Balık tutarız diye düşünüyorum. İkinci balığımız bu. Sağ cümle olarak ikinci balığımız. İkisini de ben aldım. Balığı, Ferhat, balığı göstersene. Şu anlık çok iyi gidiyor. İnşallah devamı gelir. Selam tamam. Bir, cumartesi 15-20, 45,5 santim bir balık tuttular arkadaşlar. Şimdi onun biz bir salımını gerçekleştireceğiz. Ve tutulan balıkların tamamı geri iade ediyoruz. Buradan da güzel bir mesaj vermiş oluruz. Tüm balıkçı arkadaşlara rastgele. Bugün mera güzel ama biraz bir rüzgar var. Bu arada ben Murat Birçok, Sakarya Olta Balıkçılarından. Bildiğimiz mera, Sapanca Gölü güzel bir avlak. Öğle saatlerinde olduğu için biraz sıkıntılı balık durumu. Yarın sabah daha iyi olacak inşallah. Daha alamadık ama Balık Tutkunları Derneği böyle bir organizasyon düzenliyor. İkinci sene bu sene. Gayet güzel, başarılı. Yani gelecek senelerde de böyle bir organizasyonun devamını bekliyoruz yani. Her sene katılıyoruz zaten, iki senedir. Peki bugün kazanır mısınız? Vallahi nasip. Dün sabah çıktık, 5 tane tuttuk. Bugün daha sipta yok. Her şey çok güzel. İnşallah şampiyon olma ümidiyle geldik. Şu an balık arıyoruz. Herkese rastgele. Herkese selamlar. Sakarya Olta Balıkçıları Başkanı Semih Tercan ben. Sapanca'mızda düzenlenen yarışma, Balık Tutkunları Derneği'nin düzenlediği yarışmada bulunmaktayız. Keyifli bir ortam var. Balık popülasyonumuz Sapanca'da zaten üst düzeyde, üst düzeylerde. Şu an yarışmadayız. Çalışıyoruz. Her şey güzel. Tüm obidaşlarımıza buradan selamlarımızı yolluyoruz. Herkese rast gelsin inşallah. Semih Başkanım, balık tuttunuz mu? Balık, bir tane balık aldık. Yani girdiğimiz gibi bir ilk 10 dakika içinde bir balığımızı almış bulunduk. Limitler dahilinde mi? Limitler dahilinde. 45 santim ölçüsü olduğu balığımızın. Daha büyüklerinin peşine düşeceğiz inşallah. Tam gaz çalışmalarımızda da devam ediyoruz. Herkese rast gelsin. Tüm obidaşlara buradan selamlar yolluyoruz. Peki kazanmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki de. Yani iddialıyız. İnşallah nasip diyelim ama iddialıyız. Bodrum Yarımadası Amatör ve Sportif Balık Avcıları Derneği Başkanı Mustafa Uyar. Bugün burada balık tutkunlarının bir organizasyonu için geldik. Balık tutmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar henüz nihayet bir şey yok. Fakat mesele zaten balık değil. Bütün mesele burada dostlarla birlikte olmak. Arkadaşlarımızla birlikte olmak. Bu işe gönül vermiş olmak. Onun keyfini yaşıyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle iki bot çay molası verdik. Sizden de çay bekliyorduk ama çaysız gelmişsiniz. Bir dahaki tura çay bekliyorum. Şimdilik böyle
bütün mesele kazasız belasız, herhangi bir sıkıntı olmadan yarışmanın sonuçlanması. Burada eğlenmek inşallah da öyle olacak. İşte 5-6 Ekim'de Bodrum'da bizim böyle bir organizasyonumuz var. Bütün arkadaşları da oraya davet ediyorum. Hepsi de buyursun gelsinler. Biz tatlı sudaki acemiliğimizi, onlar da tuzlu suda yaşasınlar. Biz tutalım, onlar baksın orada da. İşte eşimle beraber zaten bu işin içindeyiz. Eşim de sağ olsun her yerde birlikteyiz, beraberiz. Zaten bir de burada bütün balık camiasındaki arkadaşlara şunu söyleyeyim. Eşlerin desteklerini arkalarına almazlarsa bu iş çok sıkıntılı ve zor oluyor. Eşlerin desteklerini arkalarına alsınlar, eşlerini de getirsinler hatta. İsterim ki şurada her botta bir bayan olsaydı keşke. Ama inşallah yavaş yavaş onu da başaracağız. Evet, Cihan Curoğlu, Emre İlhan, Badim, takım arkadaşım. Buralıyız, Akyazı'dan katılıyoruz. Çok güzel bir program. Güzel, yarışmacı arkadaşlar, kalabalık, güzel, verimli bir gün olacak gibi görünüyor. Hava biraz poyraz var. İnşallah keserse çok güzel olacak. Programımız güzel. Buradan herkese rastgele diliyorum. Ve balık tutkunları ailesine çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik yaptığı için. Çok sağ olun. Herkese razı. İddia var mı? Abi iddiamız tabii ki var. Biraz rüzgar keserse inşallah güzel bir verim alacağız. Her takım olduğu gibi biz de iddialıyız. İnşallah. Bu işe gönül verdik. Amatör balıkçılık bizim işimiz. Seviyoruz, severek yapıyoruz bu işi. Umarım güzel bir balık alacağız yani bugün ve yarın. Teşekkür ediyorum. Bekle bir. Arkadaşlar tebrikler. Sağ olun. Şans teşekkür arkadaşlar. Ederiz. Evet, evet, cansız. Kategoride hiç olmayan bir balık tutmuş. Evet, cansız yemeye. Oklama bekliyorduk ama yeğen geldi. Oklamayı bekliyorduk ama yeğen geldi bu sefer. Ve heyecanlandırdı bizi de çekerken. Ve bugünün en lezzetli balıklarından biri biliyorsunuz. Evet, evet. Peki bu balığı ne yapacağız? Gerisi alacağız yani. Hemen gerisi alacağız zaten. Evet. Çok güzel, çok güzel. Güzel bir balık. Anaç daha, balık. Biraz daha büyümesini bekleyebiliriz aslında yani. Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Cengiz. Arkadaşım Murat Tezer. Cengiz Av olarak katılıyoruz biz yarışmaya. Yarışma ortamı gayet güzel. Hava şartları iyi, fena değil. Yarışmayı etkileyecek kadar kötü değil en azından. Bildiğimiz bir avlak. Büyük boyutların, trofelerin olduğu güzel bir avlak. İnşallah bütün takımlar güzel balıklar yakalar. Yani etkinlik daha da güzel olur, anlam kazanır. Bizim de amacımız o. Daha büyük balıklar tutup etkinliği biraz daha üst düzey seviyelere çıkartmak. Ama sanırım rüzgardan dolayı biraz sıkıntılı bulut geçişleri var. İnşallah hava açmaya başladı. Bu saatten sonra başlar diye düşünüyoruz. Herkese rastgele desin. Size de kolay gelsin. Evet, ben Murat Tezer. Cengiz Av takımı olarak yarışmaya katıldık. Ya çok güzel bir organizasyon. Arkadaşlara ayrıca bu organizasyon için teşekkür ederiz. Sizlere teşekkür ederiz. Buralara kadar geldiniz. Bize bu imkanları sunduğunuz için. Şimdi saat olarak turnuvanın pek sevmediği saatler. Biraz daha akşamüstü olduğunda herhalde biraz daha hareketlenir. Nasip kısmet diliyorum. İnşallah güzel balıklar bütün arkadaşlar alır. Yarışmanın heyecanını üst boyutlara taşır. Buradan bütün arkadaşlara rast ediyorum inşallah. Herkesin her şeyi gönlünce olsun. Yakalık teşekkür olsun. Ederiz. Şu an herhangi bir turnuvamız yok. İnşallah sabırla bekliyoruz, deniyoruz. Peki kazanmayı
düşünüyor musunuz? Ya bu sezon başından itibaren yaka güzel trofe balıklar aldık. Yani yaka kartlarımız gözükmüyor ama 4 kilo 5 kilo güzel trofeler aldık. Şimdi onların peşindeyiz inşallah. İnşallah daha büyüklerini alırız. Arkadaşlarımız da inşallah alır. Belki canlı yayında nasip, belki bir tane denk gelebilir. Şimdiden herkese rast ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Mutlu Deniz. Anakonda 54 olarak yarışmaya katıldık Mücahit Akgül arkadaşımla. Bugün ikinci balığımızı aldık. Bir balık Mücahit abim aldı, bir balık ben aldım. Günü böylece tamamlayacağız herhalde. Az bir vaktimiz kaldı değil mi yani? 15 dakika. Son 15 dakikamız kaldı. Anca çıkarız zaten. Olabilir. Başka bir balık çıkmazsa en büyük balık bizde şu anda. Bakalım hayırlısıyla yarına kadar rahatlıkla uyuyabileceğiz bu akşam herhalde değil mi ya Yaycı? Ben Volkan Serdar. Yarışmaya Sakarya Akgöz'den katılıyorum. Saab, Sakarya Amatör Avcılar Balıkçılar Grubu'nun başkanıyım. Yarışmaya 4 ekip olarak katıldık. Çok oldukça güzel bir organizasyon. Hava güzel, doğa çok güzel. İnşallah bir balığımızı aldık. Hemen burada. Daha yeni yakaladık. İnşallah yarınki avda kaldığımız yerden devam edip birinciliğe aday olduğumuzu buradan ilan ediyorum. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu organizasyonu düzenleyen Arifiye Belediyesi ve Balık Tutkunları Derneği'ne ayrıca grubum ve kendim adına ayrıca teşekkür ediyorum. Birinci etap yarışmamız saat 19 itibariyle sonuçlandı. Kazasız belasız bir gün geçirdik. 22 adet balığımız yakalandı. Derecelerimiz son duruma göre birinci etap sonucunda şu şekilde. Anakonda 3 balıkla 167,5 puan aldı. SAAB takım 1 2 balıkla 86,5 puanda. Spin BG 1 balıkla 55 puandı. Büyük balık kategorisinde ise Anakonda 59 santimle önde gidiyor. Yarın bu değerlerin değişebileceğini tahmin ediyoruz. Sabahki yarışmamız 6'da başlayacak ve saat 12'de sonuçlanacak. Daha sonraki gelişmeleri biz sizle paylaşacağız.